Anadolu yaylalarının geniş otlaklarında adım başı sürülere rastlanır. Her sürünün başında bir çoban, her çobanın elinde bir kaval vardır. Her kavaldan bir ses dökülür yanık yanık, uçsuz bucaksız yaylalara. Bir de efsane anlatılır kaval ve çoban üstüne. Derler ki, anadan öksüz, babadan yetim, yağız binisi bir genç çoban, ağanın fidan boylu, kömür gözlü kızına gönül düşürür. Bağrında köz köz ateşler yanar. Bu kara sevdayla yanar yanar kavrulur. Açmaz, açamaz, kimseler dinlemez derdini. Bir kaval yapar, döker içini. Denilir ki, kavaldaki bu içli yanık sesler, sevdayla yanıp tutuşan çobanın gönül iniltileridir. Sanki efsaneye kesmiş her yanı bin gönül. Derler ki, seferdeki bir bölük asker içecek su bulamaz. İkinci bir bölüğe sorarlar. Onlar da dağın ardında göl olduğunu söylerler. Birinci bölük tepeye ulaşır, aşağıda bir değil, pek çok göl vardır. Seslenirler, burada bir değil, bin göl var. O günden sonra bu dağlara Bingöl Dağları derler. Efsaneye göre bu göllerden biri, insanı ölümsüzlüğe götüren Ab-ı Hayat, yani hayat suyudur. Ama bu hangisidir bilinmez. Aranır durur, bulunmaz. Köroğlu'nun da uğradığı söylenen bu topraklarda atının hala yaşadığı söylenir. Yaylaların geniş otlaklarında siyah kıl çadırlar ve bu çadırların önünde oynayan al yanaklı çocuklara rastlanır. Soğuk bir tas sudur yüreği ferahlatan. Bingöl'e yolunuz düştüğünde efsanelerden söz açıp baharını anlatır, karlı obaya söz düşürür, gördünüz mü derler. Bir sonbaharda geldik karlı obaya. Gördük ki dağ taş sarıya kesmiş. Çadırlar toplanmış, atlılar, sürüler yola düşmüş. Göç başlamış daha sıcağa, daha güneye.
Burası Bingöl'ün ünlü yaylasında kurulmuş Karlı Ova ilçesi. Daha önceleri Muş iline bağlıydı ve Bingöl adını taşıyordu. 1938 yılında Bingöl iline bağlanıp adı Karlı Ova olarak değiştirildi. İlçe yakınındaki köyler öbek öbek yığılmış otlarla şimdiden kış hazırlığını yapmış. Hayvanlar otlaklarda sarıda yeşili arıyor. Sanki arılar göçe hazırlanmış. Hiçbirisi uçmuyor. Öyle, mevsim sonbahardır. Gelen kış. Karlıova Linyit Ocağı'ndan çevre illere kamyon kamyon kömür gidiyor. Bingöl dağları ve yaylaları 1916 yılında yine böyle bir sonbaharda top tüfek sesleriyle inlemişti. Sarıkamış yenilgimiz sonucu ilerleyen Ruslar Bingöl çevresinde durdurulmuş ve 500 bin kişilik Rus ordusu dağıtılmıştı. Azizan anıtı burada şehit düşen askerlerimiz adına dikilmiş. Bingöl yaylalarının yanık kaval seslerini geride bırakıyoruz artık. Yolumuz üstündeki ünlü köz kaplıcalarındayız. Oteli, yüzme havuzu, bahçesiyle oldukça ilgi duyulan bir ilıca. Bingöl'ü Elazığ ve Tunceli'ye bağlayan yolda karayolları asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Bingöl Ovası'nı daha verimli kılmak amacıyla Devlet Su İşleri tarafından su kanalları yapılmış. Ovayı baştan başa saracak şekildeki bu çalışma bütün hızıyla devam ediyor. Yol kıyısında fabrikalar yer alıyor. 1968'de kalkınmada öncelikli iller arasına alınan Bingöl'de, 1968-1979 döneminde 8 sanayi projesi teşvik görmüş. Bunlardan biri yapımı tamamlanmış olan et kombinası. Şehrin daha yakınlarında bulunan bir diğer yatırım yem fabrikası. Hayvancılıkta önemli bir yeri olan yörenin ihtiyacını karşılıyor. Bir diğer kuruluş da tereyağı, süt ve peynir fabrikası. Bingöl, Doğu Anadolu bölgesinin yüksek yaylalarıyla daha batıdaki arızalı alanlar arasında bir geçiş bölgesinde eski Çapakçur kasabasının yanında kurulmuş. 1936 yılında il merkezi olan Bingöl, son depremden sonra yeniden kurulmuş. Şimdi daha da güzel, daha modern. Bingöl'ün tarihi oldukça eskiye dayanıyor. Önce Hititler ve Urartular, daha sonra da Roma ve Bizans egemenliğinde kalır. 1071 yılında Alparslan, Bizans ordularını Malazgirt Savaşı'nda bozguna uğratınca bölge Türk hakimiyetine girer. Artukoğulları ve Akkoyunluların da egemenliğine giren yöre, Otlukbeli Savaşı sonucu Osmanlı hakimiyetine geçti.
Bir ara Şah İsmail'in saldırısına uğrayan bölge, Yavuz Sultan Selim tarafından yine Osmanlı topraklarına katılır. Birinci Dünya Savaşı'nda Rus Çarlık ordularının Doğu Anadolu'ya saldırısı sonucu yörede kanlı çarpışmalar olur ve Ruslar geri püskürtülür. Cumhuriyet'in ilanından sonra 1926 yılında Elazığ'a, 1929 yılında Muş'a bağlı bir ilçeyken, 1936 yılında Çapakçur adıyla il olur. 1945 yılında Çapakçur adı Bingöl olarak değiştirilmiştir. Kiev, Genç, Karlıova, Solhan ilçeleriyle birlikte bugün 16 bucak ve 317 köyü olan bir ilimiz Bingöl. İlin ekonomisi tarıma, özellikle de hayvancılığa dayanıyor. Faal nüfusun %90'ı hayvancılıkla geçiniyor. Oldukça modern bir hükümet binasına sahip Bingöl. Bir il halk kütüphanesi var. Burası halk eğitim merkezi. Bingöl eğitim düzeyi bakımından da hızla gelişme yolunda. Okuma yazma bilenlerin oranı %72. Bunun yanı sıra ilk ve orta okullar yanında çeşitli meslek okulları ve klasik liseler var. Ancak Bingöl, nüfusu hızla artan illerimizden biri. Bu yüzden de 1967 yılında sosyalizasyon kapsamına alınmış. İlde devlet hastanesi ve sağlık ocağı var. Burada halıcılık okulu. Yörede açılan kurslar sonucu halı dokumayı öğrenen genç kızlar halı dokuyor. Halılarda Anadolu insanının renk ve desen zevki hakim. Göz alıcı renklerdeki meyve ve sebzelerin alınıp satıldığı semt tali. İlde yetiştirilen sarı kokulu kavun. İlin meyve ve sebze ihtiyacı kendi yetiştirdiklerinin yanı sıra çevre illerden geliyor. Yurdumuzun depremden en çok zarar gören bir bölümünde yer alıyor Bingöl. Yakın dönemde 1949 Karlıova, 1966 Varto, 1971 Bingöl ve 1975'te Lice depremleri oldu. Bu depremler birçok yerleşim bölgelerini etkiledi. Deprem sonunda başta Bingöl olmak üzere devlet eliyle birçok konutlar yapıldı. Depremden etkilenmiş Bingöl'e bağlı ilçelerden biri de Genç. İle 23 kilometrelik asfalt bir yolla bağlı. Murat suyu üzerine kurulmuş köprüden geçerken yayladan dönmekte olan göçerlerle karşılaştık. Bingöl yaylaklarından kalkıp kışı geçirmek üzere Genç Köprüsü üzerinden Diyarbakır ve Urfa'ya gidecekler. Onlar atlı, biz arabalı, aynı yoldan Genç'e giriyoruz. Genç ilçesi düz bir alanda kurulmuş. İlçeyi bir uçtan bir uca tek cadde üzerinden giderek tanımak mümkün. Thank you.
Genç, zaman zaman idari değişikliklere uğramış bir ilçe. 1924-1927 yılları arasında il merkezi olmuş. 1936'da ilçe olarak Bingöl'e bağlanmış. Öte yandan Elazığ-Tatvan demiryolu ilçeden geçiyor. Karayolu ulaşımının güçleştiği kış aylarında ulaşım büyük ölçüde demir yoluyla sağlanıyor. İlçede yaşayan halkın ekonomik gücü köylerde olduğu gibi tarıma ve daha çok da hayvancılığa dayanıyor. Genç'ten ayrılıp Elazığ Karakoçan üzerinden Bingöl'ün bir başka ilçesine Kiğ'ya geçiyoruz. Yol stabilize. Arazi dağlık ve engebeli. Yol boyunca yer yer atlı ve yaya göçerlere rastlıyoruz. Kiğ, yöredeki önemli yerleşim bölgelerinden biri. Üç yandan tepelerle çevrili çukur bir alanda kurulmuş. Yapıların pek çoğu deprem konutu. Yörede iklim ve tabiat şartları son derece sert ve acımasız. Tabiatın bu özelliği tarım ve hayvancılıkla birlikte kamu hizmetlerini de olumsuz yönde etkiliyor. Öte yandan ilçenin okur yazarlık oranı %90'ın üzerinde. Yurt dışındaki yaklaşık 4000 işçinin gönderdiği döviz, ilçe ekonomisi açısından önemli bir kaynak oluşturuyor. Kiğ'dan ayrılıp Elazığ-Muş yolu üzerindeki bir diğer ilçeye Solhan'a gidiyoruz. Yol kenarında 1. Dünya Savaşı'nda Çarlık ordularına karşı vatanı kahramanca savunan Mehmetçiklerimizin şeref anıtı yükseliyor. Yol boyunca kara kıl çadırların öbek öbek konakladığını görüyoruz. İlkbaharla birlikte Urfa'dan, Diyarbakır'dan gelmiş, yazlamış ve bu sonbaharda dönmeye başlamıştı göçerler. Dağ taş sürüye kesmişti. Bu görüntüler bir süre sonra belki yalnızca arşivlerimizde kalacak. Çünkü devletimiz göçer yurttaşlarımızı uygun bölgelere sürekli yerleştirme çabasında. Düz bir alanda kurulmuş olan Solhan'a geldik. Çevre oldukça yeşil.
nüfusu 7153. Nüfusun %90'ı hayvancılık ve çiftçilikle geçimini sağlıyor. İlçede eğitim, Cumhuriyet dönemiyle birlikte gelişme göstermeye başlamış. Bir temel eğitim yatılı bölge okulu ve lise var. Yolumuza devam edip Şerafettin Dağları'nın yüksek bir noktasında sanki gökyüzüne tırmanan Bingöl Muş televizyon vericisine ulaştık. Bir yanda ünlü Muş Ovası, bir yanda Şerafettin Dağları, Bingöl Yaylaları. Evet, Bingöl'de efsaneler konuşur, türküler konuşur, ünlü şiiriyle Kemalettin Kamuk konuşur. Şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun, nadir duyabildiği taze bir heyecanla, Bingöl yaylalarının mavi dumanlarına, gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına.